Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenler. Mevla'nın rahmeti, bereketi ve inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Yeni bir Halil İbrahim Sofrası programında sizlerle beraberiz. İnşallah sözümüz tesirli ve faydalı olur. Bugün sizlerle beraber kibir konusunun tam tersi istikamette yer alan, kibrin zıddı olan tevazu yani alçak gönüllülüğü paylaşacağız. İnsanda bulunması gereken olmazsa olmazlardan bir tanesidir alçak gönüllülük. Bazı huylar var. Bizde az olunca iyi sayılır. Aşırı çok olunca kötülüğü belli olur. Tevazu da aynen böyledir. Tevazu yere koymak kökünden geliyor. Küçültme yapmak manasında. İstilahi anlamda Allah'a boyun eğmek demek. Kendini küçük görmek, alçak gönüllülük diye bilinmekte. İşte tabiri, vasıfları bu şekilde alçak gönüllülüğün. Tevazu sahibi olabilmek için ilk önce şu dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini insanın bilmesi gerekir. Elmalılı Hamdi Yazır, Allah rahmet eylesin, mağrur, kibirli, kaba ve haşin değil, sükûnet ve vakarla alçak gönüllü bir şekilde terbiyeli ve nazik insanlar demiş. Bir ayetin tefsirinde açıklarken yani. Onlar tevazu sahibi insanlardır. Etraflarını sıkıntıya sokmazlar, eza vermezler. Hesaplı, merhametli ve huzur yayarak giderler. Hayatları hep böyle istikamette olur demiş. Selam olsun kendisine. Sevgili Ramazan, mütevazi dediğimiz insanlar var değil mi? Evet abi. Mütevazi ise tevazu sahibi olan insanlara verdiğimiz bir ad. Mütevazi, tevazu. Tevazu neydi? Allah'a Celle Celaluhu boyun eğmek, mütevazi ise tevazu sahibi insanlara deniyor. Ne kadar mütevazi. Mesela mütevazi bir evimiz var. Çok mütevazi bir annedir vesaire diye. Alçak gönüllü insana mütevazi deniyor. Değerli kardeşlerim, Furkan Suresi ile başlayalım. 63. ayetinde mealen Mevlamız Celle Celaluhu bu konumuzla alakalı bakın her birimize ne buyurmakta. Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında, incitmeksizin selam eder, geçerler. Ne kadar net bir ifade. Günümüzde de bunlarla karşılaşmıyor muyuz? Oradan buradan, siz ne kadar efendi olmaya, hanımefendi olmaya çalışırsanız, İllaki bir şeyler yazarak veya size bir şeyler dikta ederek, sizi zorlayarak, baskı altına alarak üzerinize gelmeye çalışanlar olmuştur değil mi? İşte Mevlamızın Celle Celaluhu emri budur. Onlar, yani bizler inşallah o gruptan oluruz, has kullardan oluruz. Kendini bilmeyenler bize laf attığı zaman biz selamı veririz, geçeriz. Çok önemli, birbirinden önemli ayetler, onlardan bir tanesi de bizimleydi. Değerli kardeşlerim, neden tevazu sahibi olmalıyız? Neden kibirlenmemeliyiz? Bununla ilgili kısa bir yolculuğa çıkalım. Bizler hiç yoktuk bu dünyada. Önce hiçbir şey yapamayan, hareket edemeyen bebekler olduk. Kimimiz kız, kimimiz oğlandı. Şimdi her an hasta ya da ne zaman öleceğiz bunun korkusunu yaşıyoruz. Evet, hiç yoktuk. Sonra hareket edemeyen, konuşamayan bir bebektik. Yürüdük, konuşmaya başladık. Hatta konuşmamamız gerekenleri söyledik. Görmüyorduk, görmeye başladık. Bize yasaklanan, görmememiz gerekenleri gördük belki de ve şimdi ölmekten korkuyoruz.
Nihayet öleceğiz bir gün. Çürüyeceğiz ve toprak olacağız. Ölecek, leş olacağız. Böceklere yem olacağız. Kabirde bekleyen birileri var. Allah korusun, ya kabir azabı çekeceğiz, ya da kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Ve sonra tekrar diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekeceğiz. Şimdi soru 1. Halil İbrahim sofrasının değerli dinleyenleri. Böyle, hiçbir şey yokken dünyaya gelen, hali, hareketi sınırlı olan biz insanlar, bu kadar önümüzde sıkıntılı zamanlar varken, cehennemde Allah korusun sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan insanlara acaba havalı havalı yürümek, eşiyle, arabasıyla, işiyle, parasıyla hava atmak mı yakışır, yoksa tevazu sahibi olmak mı? Bazı kıssalar anlatacağım size, konunun daha iyi anlaşılması için. Mütevazi mümin hangi özelliklere sahip? O kıssalara geçmezden önce, gelin onları sizlerle paylaşalım. Bakalım biz, mütevazi yani tevazu sahibi insanlardan mıyız? Birinci madde. Mütevazi mümin affeder. Affede affede, bir gün Mevlam da beni affeder niyeti içinde olur. Mütevazi mümin, kendisine yapılan kötülüğe aynı şekilde cevap vermez. Daha azını kullanır. Mütevazi bir mümin, başına gelen tüm eza ve cefaları, kendisi için bir tezkiye, temizlenme ve ecir aracı addeder, ona inanır ve sabırla, rıza ile hamd haline bürünür. Mütevazi mümin cömert olur. Çünkü kendinde bir varlık görmez. Elimdeki varlık zaten benim değil ki. Mevla'dan geliyorum, ona gidiyorum der. Ve yine kazancının belli bir kısmını Allah yolunda sarf eder. Ona zor gelmez. Çünkü mütevazi insanlar için kadın olsun, erkek olsun, paylaşmak çok değerlidir. Hatta mütevazi insanlar, ekmeği yemenin değil, ekmeği paylaşmanın esas lezzet verdiğini bilirler. Değerli dinleyenler, kibir dedik ya programımızın başında. Kibir, bugünkü konumuzun tam tersi mütevaziliğin. İmam Maverdi şöyle diyor bir eserinde, kibir, bütün kötü huyların en başında. Çünkü şeytanın da bu hale gelmesinin en başında yer alıyor. Kibir, insanlar arasında kin ve nefretin, kıskançlığın ve toplumsal uzlaşamamanın, kavgaların tek sebebidir. Bir hadisi şerif aktarıyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremeyecektir. Bu hadisi kullanıyor, daha doğrusu yazıyor eserinde, sonra diyor ki, kibir cennetin bütün kapılarını kapatır. Zira kibirli insan kendisi için sevap istediğini, mesela kendisinin gönlüne hoş gelen bir şeyi öteki Müslümanlar için istemediğini, onun da sevap kazanmasına mesela vesile olacak bir şey, onu istemiyor. Kibirli insan işte böyle olur diyor. Kibirde benlik iddiası bulunduğundan böyle birisi alçak gönüllü olamaz. Oysa alçak gönüllülük, takva sahiplerinin en başta gelen erdemi. Değerli dinleyenlerimiz, ilk bölümdeyiz. Radyolarını yeni açanlar için tekrarlayalım. Bugün alçak gönüllülük, yani tevazu sahibi olmak mevzusunu size
aktarıyoruz. Mevlana, Kuddisesi Ruhu bir eserinde der ki, padişahın biri, diğer bir padişaha galip gelirse, onu ya öldürür ya da zindana attırır. Fakat aynı padişah, bir düşkün yaralıyı, zavallı bir dertliyi bulursa, yarasına merhem kor, ona ihsanda bulunur. Yani, kendini üstün görmek, padişah olduğu için kibirlenmek bir zehir olmasaydı, o galip padişah, mağlup olmuş sultanı suçu olmadığı halde niçin öldürsün ki? Kendisine bir hizmette, bir kullukta bulunmadığı halde, o düşkün dertliye niçin iyilik edip acısın ki? Diyor ki Mevlana, artık bu iki duruma bakıp, kibrin nasıl bir zehir olduğunu anlayabilirsin. Eyvallah. Günümüzde sokakta yürürken, havalı havalı yürüyen kardeşlerimizi maalesef görmekteyiz. Ama o kardeşlerimizin eninde sonunda o dar kabre girdiğini de, belki cenaze törenlerine katıldıktan sonra çok daha iyi bilmekteyiz. Allah korusun. Gerek yürüyüşte ki birazdan size yürüyüşle ilgili tevazunun nasıl bir bağlamı olduğunu, aynı çizgide büründüğünü anlatmaya çalışacağım. Çok önemli gerçekten. İnsan orta halli olmalı der ya büyüklerimiz, gerçekten öyle. Efendim, abidin bir tanesi, abidler kimlerdi? Düşünen insanlar. Ama acaba yarın ne yemek yapsam veya ne giysem üzerime işe giderken değil. Tefekkür eden, derin düşünen kişilere abid diyoruz. Abidin bir tanesi, ibadet etmek üzere dağa çıkar. Bir gece bir rüya görür. Falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner, adamı bulur. Meraklıdır çünkü böyle bir emir geldiyse, o kişide çok üstün özellikler vardır değil mi? Neyse, o adamı bulur. Ne iş yaptığını sorar. Adam, pek fazla bir şey yapmıyorum der. Gündüzleri oruç tutmaya çalışıyorum, Mevlam kabul ederse. Ayakkabı işlerinde çalışıyorum. Kazandığımla ailemi geçindiriyorum. Sonra fazlasını sadaka veriyorum der. Abid, adamın güzel bir iş yaptığını anlar fakat, kendisinin dağda sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur. Biraz şöyle buna sevinir. Şimdi bu ayakkabıyla ilgileniyor, ailesi var, yani para kazanması lazım, maiyeti var, bir sürü yapması gerekenler var. Benim çoluğum, çocuğum yok, eşim yok. Dolayısıyla ben ondan daha rahatım, ibadetlerim daha eftal diye düşündü. Neyse, selam verdi, hadi bana eyvallah dedi, döndü eski yerine, dağa gitti, ibadetine döndü. Yine rüyasında bir ses. Bu sefer diyor ki, ayakkabıcıya git ve ona, bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor. Ne diyecekmiş? Bu yüzündeki sararmanın sebebi ne? Sabah oluyor, namazını kılıyor abid. Koştura koştura şehire iniyor. Selam veriyor neyse. Ayakkabıcı cevap veriyor o sorduğu zaman. Kimi görsem, bu kurtulacak da galiba ben helak olacağım diyorum ve kendimden korkuyorum. Sabah evden çıkıp tekrar evime dönene kadar da, kimi görürsem onun benden daha üstün olacağını düşünüyorum. Yüzümün sararması bundan der. Ha, işte o zaman abid, ayakkabıcının tevazu sahibi olduğunu ve bu korkusuyla, bu mütevaziliğiyle üstünlük kazandığını anlıyor. Cidden bu çok zordur. Mesela, hocalarımızın da dediği gibi namaz kılan çok insan buluruz. Mevlamız ayırmasın, sayılarını çoğaltsın. Amin. Lakin,
namazını kılıp da kaba olan, namazını efendim eda edip de insanlara verdiği sözü yerine getirmeyen, yine namazını kılıp da asık suratta dolaşan insanları görmüyor muyuz? Tam tersine, işte esas mütevazilik, hepsi aynı vücutta olunca değer katıyor. Aynen bakır gibi. Her altının içinde bir miktar bakır vardır. Bakır ne kadar yükselirse, altının onsu 14 ayar mı, 18 ayar mı, 22, 24 ayar neyse değişir. Ama bakırın değer kazanması için evvela altınla karışması lazım. Değerli Halil İbrahim sofrası dinleyenleri, güzel kardeşlerim, derttaşlarım, kömür, değil mi? Biliyoruz kömürü. Kömür ucuz bir malzeme. Çok da ucuz olmasa da elmasla mukayese edilemez, değil mi? Kömürle elmas arasında ikisi de karbondur ve ikisinin de madde olarak tek bir maddeden ürediğini biliriz. Sadece içerisindeki bazı minerallerin sıralamaları değiştiği için bir tanesi elmastır, içinden o pas parlak bir taş çıkar, paha biçilmez vesaire. Diğerinde de tonlarca alırsınız ama en fazla 3.000-5.000 lira verirsiniz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir küçücük aynı malzemeden yapılmış, sadece fen ilimlerinde içeriğine bakıldığı zaman sıralaması değişik. 2 oksijen, hidrojen 1, şu bu örnek olarak söylüyorum. Bu dizilimi birbirinden bir derece farklı olmuş ama bir tanesi ne olmuş? Kömür. Diğeri elmas olmuş. Ya insan da evet ben de karbondanım diyor ya kömür ama sen kömürsün. Ötekisi elmas oldu. Biz nasıl olsa karbonuz değil. Acaba sağlam cinsinden miyiz? Yoksa çuval çuval götürseler de bizi para etmeyen cinsten miyiz? Galiba ona bakmak lazım. Yürüyüşle ilgili olarak sizlerle beraber şu tevazuyu konuşurken birkaç kelam etmeye çalışacağım. Sevgili Ramazan, yürüyen insanlar, böyle yürüyüş yolunda duruyoruz mecburen, sağa sola gittiğimiz zaman gözümüze de çarpıyor. İnsanların tevazu sahibi olup olmadığını yürüyüşlerinden de anlayabilir miyiz? Elbette abi. Nasıl anlarız? Nasıl olur mesela, yani bir ilk bakışta anlayabilir miyiz? Böyle böbürlene böbürlene yürüyorsa, hani yol benim, sokak benim gibi elleri böyle sallana sallana yürüyorsa, bu şekilde yürüyen bir kişide kibir vardır. Hemen, yürüyüşünden belli oluyor zaten. Hemen ne oluyor? Akla geliyor. Evet, evet. Şimdi bununla alakalı olarak Ramazan'ın dediği gibi, esasen bu mevzu, bu yürüyüş mevzusu zannetmeyin ki basit bir mevzu. İbrahim kardeşinizin veya Ramazan'ın aklına şimdi geldiği ve kafayı taktığımız bir mevzu. Hayır. Tam tersine Allahu Teala'nın dahi Kur'an-ı Kerim'de üstünü efendim şöyle daha kalın çizgilerle çizerek, amiyane tabirle bize anlattığı bir mevzudur. Kur'an-ı Kerim'de tevazu ve kibir kavramları anlatılır ya, yürüyüşle temsil edilir. Yeryüzünde efendim tevazuyla yürümek normal olanı, tam zıddı şımarık, çalımlı, havalı yürümektir. Hani nasıl bir kişinin yere battığını, kıyamet kopana kadar da hala batacağını belirtiyor ya eserlerde, aynen onun gibi. Yürümekten biraz bahsedelim. Çünkü belki bu olayın içine biz de giriyoruz. İşin psikoloji durumuna bakacak olursak cidden ruh halini az çok anlayabilirsiniz. Beden dili dediğimiz bir bilim dalı var. Davranış bilimlerinde de geçer. Beden dili. Yani insanların göz mimikleriyle, yani yüz mimikleri diyelim. Buna efendim kaşı da dahil oluyor. Bazen dudakları da dahil oluyor. Yüz mimikleriyle beraber insanın yürüyüşü de o kişi hakkında bilgi sahibi olmanıza vesile olur. Şimdi bazı insanlar
sadece önlerine bakarak yürürler. Çok fazla sırıtmadan ama sanki tebessüm edecek bir çehreyle. Sükûnetle karşılaştığı kişilere böyle selamun aleyküm der ve öyle yürür. Bazı insanlar da vardır, sağa sola bakarak, haşa bu küçük dağları ben yarattım dercesine, havalı bir şekilde yürür. Maalesef topuklu ayakkabıların giyinmesi, o kişiye sağlık olarak da, efendim edep olarak da, daha doğrusu edebin, maalesef o kişiden uzaklaşmasında vesile olur. Sağlık olarak da ona zarar verir. Topuklu ayakkabılar, takırdık tukurduk, takırdık tukurduk değil mi? Yani 100 metre, 200 metre ilerden bile kimin geldiği belli oluyor. Millet dönüp dönüp bakıyor. Ya bakmak istemiyor olsanız bile bu ses nereden geliyor diyorsunuz. Birisi sıkıştı, bir yerde dışarı çıkmak için kapıya mı vuruyor, ne oluyor, dan 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 diye ses. Lakin bir topuklu ayakkabı oluyor. İşte bu da az önce Ramazan'ın da aktardığı gibi çoğumuz böyle düşünüyoruz. Sonra birçok tasavvuf yolunda insanların yürürken ayaklarının ucuna bakması. Şimdi sizin, bizim ayağımız. Şimdi ona bakarsak karşıyı nasıl göreceğiz? Hayır, ileriye doğru adımımızı atıyoruz ya, adımımızı attığımız yerin biraz ilerisine bakmamız tasavvufta özellikle edep talimi olarak benimsenmiş. Hele hele hanımların sağa, sola veya bir yere gidildiği zaman karşısındaki erkeğin gözünün içine bakması veya bırakın onu efendim latife yapması, tebessüm etmesi vesairesi bunlar oldukça tehlikeli. Erkeklerin de hanımlarının dışındaki kadınlara, annesinin, ablasının, kızının dışındaki insanlara aynı şekilde. Değerli dinleyenler, eğer gözümüz ayakta olursa kişinin kendisine bakarken en aşağı, en bayağı yönlerini göz önünde bulundurması manasına geliyor tasavvufta. Yürüyüşe takınılan o eda, yolda karşılaşılan o kişilere karşı takınılan tutum, maalesef o kalbin göstergesi. Hatta tevazunun bir adı da, birkaç adı var demiştim ya size ıstılahta şunda bunda, tevazunun bir adı da yüzü yerde olmak. Yüzü yerde olmak. Yüzü yerde olanın gönlü de yerdedir. Böyle kafası durmayan, bir sağa bir sola bir yukarıya böyle oynak kafalı olan insanlar pek temiz görünmez kardeşlerim. Ama insanın boyun fıtığı vardır, kafasını oynatıp duruyordur. Karşısına çıkıp de sen niye kafanı gözünü oynatıyorsun, sana güvenmiyorum falan da dememek lazım. Tabii sadece yürüyüş değil, hal ve gidişat da, hareketler de temsili olarak İnsanın karşısındakine bazı mesajlar oluyor. Peki ne yapmamız lazım? Orta halli yürüyelim. Yeryüzünde kibirle yürümeyelim. O ayetin ihtarı üzere yaşayanlardan olmayalım. Düşüne taşına, ölçe biçe, Allah'ın gazabına uğramaktan çekine çekine hareket etmeye çalışalım. Hem bu Mevlamız için, yani onun Celle Celaluhu, bizim üstümüzdeki hakkına ve kul haklarına riayet etmede de bu yapılması gerekmektedir. Yani o an ben ölebilirim. Azrail aleyhisselam benim canımı şu yoldayken alabilir veya araç kullanırken alabilir. Veya bir yemeğe gittiniz iftara için. İnşallah nasip olursa Ramazan-ı Şerif geliyor değil mi? Hayırla erişelim. Amin. Orada bir yere davet edildiniz. Hanımlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Biz kadın kadına oturacağız. İyi. Ona ben her türlü havamı atabilirim. Hayır. Veya erkekler birbirlerine. Bu da yasaklanmıştır. Dolayısıyla kimsenin yürüyüş mesaire hepsini toplasanız da şuraya varırsınız. Kimsenin kimseye tepeden bakmaması, hava atmaması gerekir. Peki buna aramızda en layık olan kimdir? Bu zamana kadar yaratılmış olanların arasında eğer hava atmak bu kibirle ilgili mevzularda kim ona daha ehliyet sahibi olmalıdır? Peygamber Efendimiz değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İlerleyen dakikalarda size kendisinin bu konudaki
yani tevazu sahibi olmak, mütevazilik konusunda neler neler aktardığını inşallah sunmaya çalışacağız. Kendisinin hayatına baktığımız zaman, hem Mevla'ya karşı, hem ümmetine karşı en mükemmel tevazu örneğini ortaya koyduğunu görüyoruz. Allah'a karşı kulluk etmeye doyamıyor, ondan gelen her şeye razı oluyor, birçok imtihanlar yaşıyor, ezalar, cefalar, sabrediyor, isyan etmiyor. Ya. Bir gün Allah Celle Celaluhu o Miraç gecesinde kendisine buyurdu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni ne ile şereflendireyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya Rabbi, ben yalnız sana kul olmak istiyorum. Ya, çünkü kendisi kul olmanın ötesinde bir şeref olmadığını bildiği için Allahu Teala'dan kulluk istedi. Bakalım Mevlamız bize kulum diyecek mi? Ya, bir kıssada anlatılır ya, efendim, adamın bir tanesi günahlar işliyor, acayip günahlar. Derken bir peygamberin ümmeti gidiyor peygambere. Ne olur diyor, ne olur. Ben şu 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 günahları yapıyordum, artık yapmayacağım. Tövbe ediyorum, sen de benim için tövbe etsene. Sen peygambersin, Allah'a Celle Celaluhu benden daha yakınsın, ne olur. Böyle. Aradan biraz zaman geçiyor. Derken o peygamber aleyhisselam o zatın yanına doğru gidince bir de bakıyor ki yanına peygamber geliyor. Artık hangi peygamberse. Tam merakla böyle gözleri o peygamberin üzerinde, acaba Allahu Teala onu affetti mi, affetmedi mi? Ne dedi biliyor musunuz? Allahu Teala buyurdu ki o kuluma söyle deyince sevinçten kalbi güm güm atmaya başladı o kişinin. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun dedi, hemen olduğu yerde toprağa, efendim, secde etti. Peygamber şaşırdı. Daha dur bakalım, Allahu Teala'nın sana ne dediğini bilmiyorsun ki, deyince ne dedi o falan peygambere kimse? Ey dedi Allahu Teala'nın peygamberi, o gerçekten de o kuluma söyle diye başladı değil mi dedi, yanlış duymadım. Evet, o kuluma söyle dedi ama deyince, bana kulum dedi ya, gerisine gerek yok, beni kulu bildi ya dedi. İşte Mevla Celle Celaluhu acaba bize kulum diyecek mi? Ya, bizler dünyada öyle ki bu yalan ve bir gün öleceğimizi bildiğimiz bu dünyada, cennette sanki yerimizi ayırtmışız daha önceden, nasıl böyle bir uçak için, otobüs için, gemi için daha önceden rezervasyon yaptırırız, yerimizi ayırtmışız. Bu garantiyle beraber nasıl olsa ölünce otomatikmen cennete gideceğim. Şu makamda olacağım. O makamda olduğum için de efendim münker nekir kabirde öyle sorgu sual sormasına da gerek yok. Ha, onlar melekler yorulmaz ama gerek yok. Nasıl olsa ben cennete gideceğim. Azrail aleyhisselam da öylesine gelecek, bir canımı alacak. O da tereyağından küçük bir kılı çeker gibi olacak. Çünkü ben cennetliyim ya, tapusunu aldım ya diye düşünüyoruz. İşte böyle düşündüğümüz için, eğer namaz kılıyorsak, namaz kılmayan bir insana tebliğ yapmak yerine onu küçük görmeye başlıyoruz. Eğer örtülüysek, henüz örtünmemiş olan birine hava atarak, onu korkutarak davranıyoruz. Sanki akıl bali olduğundan beri örtü sahibiydi. Sanki bir rekat kaza namazı yoktu. Öyle olsa dahi, yarın öbür gün o namazı tas tamam kılıp kılmayacağının garantisi nedir? Veya eleştirip durduğu başı örtülü olmayan o kardeşimizin,
o gece bir tevbe edip de, ''Ya Rabbi, ne olur bana sağlam bir şekilde, tam istediğin bir şekilde örtünmeyi nasip eyle.'' deyip dua etmeyecek. Nereden biliyorsun onun gözyaşlarıyla o gece ağlayıp ve Allahu Teala'dan af dileyip de o gün sabahına varmadan öleceğini ve cennetlik olacağını. Çünkü niyeti oydu. Bizler çok 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 eleştirmeyi seviyoruz. Ve bir türlü insanların kalplerinin elimizde olmadığına inanamıyoruz. Bizler dedim ya, cennetlik olduğumuzu bildiğimiz için, o bunu sırattan geçirecekmiş, o onun arkasından eteğine yapışacakmış, çünkü o daha önce sırat köprüsünden geçeceğine dair bir ruhsat almış. Böyle düşünülüyor. Bunları artık dalga konusu, alay konusu yapıldığı için hiç girmemek, bu tür şeylerle bırakın eğlenmeyi ağzımıza bile almamak lazım. Kimin nasıl son nefeste gideceğini yalnız Mevlamız bilir. O yüzden ne namazla hava atalım, ne başörtüsünle hava atalım, ne ben burada çalışıyorum, sen oradasın, ne ben şu kadar para kazanıyorum, sen şuradasın. Hayır. Seni yaratan öyle yaratmış. Beni yaratan da aynı yaratıcı, tek. Celle Celaluhu, beni de böyle yarattı. Sana ayrı imtihanlar verdi, bana ayrı imtihanlar verdi. Birazdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasavvufun inceliklerinde de anlatıldığı çok güzel bazı örnekleri var. Anlaşılabilir bir şekilde inşallah konumuzla alakalı, yani tevazu ile alakalı, dünyanın gelmiş geçmiş en mütevazi zatına misafir olacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Mütevazilik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı çok alçak gönüllüydü. Kendisine risalet vazifesi, bu önemli görev verildikten sonra da her insan gibi, hatta daha da mütevazi bir hayat yaşıyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor şu hadisi şerifi. Allah Resulü evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gelen ve heybeti karşısında tir tir titreyen bir kişi vardı. Ona tebessüm etti. Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru ekmek yiyen bir insanım, buyurdu. Efendimiz kendisine başvuran aciz ve yoksulların işleriyle meşgul olurdu. Onları memnun etmeye çalışırdı. Fakirlerle oturmaktan çok hoşlanırdı. Allah'ın rızasını arayarak hicret eden, kendisini ilme ve ibadete vakfeden fakir muhacirlerin mescidin bitişiğindeki suffada yaşadığını biliyorsunuz. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam da onlarla birlikte bol bol zaman geçirir ve onlara teselli verirdi. Kendisi isteseydi en leziz yemekleri yiyebilirdi ama çoğu zaman aç yattı ve o ihtiyaç sahibi bugünün tabiriyle fakir muhacirlerin yanında olmaktan mutluluk duydu. Ashab-ı kiramı arasındayken kendisine ayrıcalık yapılmasından hiç hoşlanmadı. Mesela seferlerde bir iş yapılırken kendisi de herhangi birisi gibi işlerden birinin ucundan tutardı. Hatta ateş yapmak için odun toplamak, yapılacak bir inşaat için kerpiç taşımak gibi işleri dahi yapmaktan çekinmezdi. Sahabiler bir gün bu duruma karşı dediler ki, ''Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz sizin
işinizi de görmeye yeteriz. Yani sizin kendinizi yormanıza gerek yok. Ne buyurdu? Sizin benim işimi de görmeye yeteceğinizi ben biliyorum. Fakat ben size karşı imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Yani ayrıcalıklı bir pozisyonda olmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah, kulunu, ashabı arasında imtiyazlı durumda görmekten hoşlanmaz buyurdu. Yani ayrıcalıklı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ancak 4 kişi tarafından taşınabilecek büyüklükte bir kazan bulunurdu. Öğle yemeği vakti gelince bu kazan getirilir, Suf ve ashabı onun çevresine dizilir ve beraberce ondan yemek yerlerdi. Bazen o kadar kalabalık olurdu ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam oturmaya yer bulamaz, etrafındaki sahabeler yer verseler de onlara işaret buyurur, olduğu yerde oturup onların yemeklerini yemelerini beklerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Efendimiz yaslanarak yemek yemezdi. Bir gün, ya Resulallah, Allah beni sana feda kılsın. Bir şeye yaslanarak yemek ye, çünkü bu senin için daha rahat olur dedim. Bunun üzerine, hayır, ben kulun yemek yediği gibi yer, kulun oturduğu gibi otururum dedi. Öyle bir ahlak sahibiydi ki, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah ve Resulünün yanındaki üstün derecesine rağmen, halifeliğe seçildiği zaman hutbesine şöyle başladı. Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde, başınıza emir tayin edilmiş bulunuyorum demişti Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve kendisi, hilafeti süresince eskiden yaptığı gibi yetim kızların koyunlarını sağdı, kılık kıyafet ve hayatında hiçbir değişiklik yapmadı. Günümüzde maalesef birden konum değiştiren insanların oturdukları evler, kullandıkları araçlar, yedikleri içtikleri, daha doğrusu İsrafları ne kadar artmakta. Hele hele Ramazan-ı Şerif geliyor nasip olursa önümüzde. Birbirimizi ağırlamak için tonca yemekler yapılıyor, çeşit çeşit salatalar çöpte, ekmekler çöpte. Akşama kadar oruç tutuyoruz Allah rızası için Celle Celaluhu. Akşamda niyet ettim Allah rızası için orucumu açmaya dedikten sonra, yemek sofrasından kalkarken de sanki şöyle diyoruz. Yine niyet ettim, Mevlam'ın bana tahsis etmiş olduğu bu nimetleri israf etmeye diye. Neuzubillah. Hazreti Ömer radıyallahu an, o mutlu ve kutlu insanlardandı. Bir gün eteğinin beline dolaşmış, koşuyor, bir acelesi var, bir yandan da yetişin diyor. Müslümanların malı olan bir deve kaçtı. Yetişin. Onu beraber yakalayalım. Onu bu halde görenler şaşırdılar. Ey dediler müminlerin emiri. Siz niye zahmet ediyorsunuz ki? Birkaç tane köle vazifelendirin. Onlar bulsun. Ne dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh? Benden iyi köle mi olur dedi. Ya benden iyi köle mi olur? Kimdi kendisi? Bugünün başbakanı, cumhurbaşkanı. Bırakın onu, bırakın siz milletvekilini, bırakın bakanı, bırakın belediye başkanını, bırakın şunu bunu. Bir yerde müdür olmuş kişi bile etrafında kaç tane yalaka ordusuyla gezmek zorunda. Allah korusun. O zamanlar ne kadar kolaymış insanlara ulaşabilmek, değil mi? Ve Farslı olan Hazreti Selman radıyallahu an, ne diyorlar kendisine? Selman-ı Farisi, yani o taraftan gelmiş.
Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Medain valisiydi. Ama o kadar mütevazi giyinirdi ki, bazen onu tanıyamazlardı başka ülkelerden gelenler. Bir gün bir tüccar onu hammal zannetti, yerde olan yükünü taşımasını teklif etti. O da ben valiyim şu bu falan demedi, yükü sırtına yükledi. İlerlediler, sokaklar arasından gidiyorlar, adam önden gidiyor, Hazreti Selman radıyallahu anh ardından gidiyor. Bakıyorlar şaşkın bakışlarla, tanıyorlar valiyi tabi. Hemen koşuyorlar, tüccarın önünü kesiyorlar yolunu. Sen ne yapıyorsun diyor ya, o Medain valisi Selman'dır radıyallahu anh. Eyvah diyor, bana da bir şey söylemedi ki, arkasını dönüyor. Yavaş yavaş ter içinde kalmış Selman-ı Farisi radıyallahu anh geliyor. Efendim diyor, özür dilerim. Lütfen yükü indiriniz, hakkınızı helal ediniz. Siz de bir şey söylemediniz falan deyince, hayır hayır diyor. Yükü sırtından indirmiyor, yükünü adamın gideceği yere kadar taşıyor. Onlar tevazu abidesi insanlar. Onlar nefislerinin böyle bizlerde olur ya, kabarmasına karşı hassastılar. Yine Hendek Savaşı. O Hendek Savaşı'nda müşrikler Medine'nin etrafını kuşatmışlar, her tarafını. Müslümanların siperlerine yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Bir ara böyle iri yarı, kuvvetli bir adam atıyla beraber geliyor, Hendek'in dar olan yerinden atlıyor ve kendisiyle teke tek vuruşacak bir yiğit istiyor. Bağırıp çağırıyor, kim benim karşıma çıkacak, kim gelecek diye. Hazreti Ali radıyallahu anh adamın karşısına dikiliyor, ben varım diyor. Ve çarpışmadan önce seni İslam'a davet ediyorum, tek olan Allah'a davet ediyorum. Adam kabul etmiyor. Üç kez bunu söylüyor, kabul etmiyor. Sonra vuruşmaya başlıyorlar. İlginç bir hadise oluyor burada. Hazreti Ali radıyallahu anh korkusuz hamlelerle bu güçlü adamı atının üstündeyken bir hamleyle düşürüyor ve elindeki kılıcıyla üzerine çöküyor. Müslümanlar o sırada sevinç içinde tekbir getiriyorlar. O yenik düşen iri yarı adam artık sonunun geldiğini biliyor. Ümidini kesiyor, bari diyor beni öldürecek işimi hemen bitirsin. Beni esir almasın, işkence yaparak öldürmesin diye Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi öfkelendirmek istiyor. Bu sebeple de affedersiniz tükürüğünü topluyor, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel yüzüne tükürüyor adam. Hazreti Ali efendimiz adamın bu hakareti andıran bu davranışı karşısında şöyle bir an duruyor. Herkes meraklı gözlerle izliyor sahneyi. Sonra düşmanın boynuna indirmek üzere aldığı kılıcı sakince indiriyor ve adamın üzerinden kalkıyor. Geri çekilirken kılıcını kınına koyarak onunla savaşmaktan vazgeçtiğini, onu salıverdiğini gösteriyor. O iri yarı adam şaşkın, sahabeler gibi. Arkasından soruyor, neden beni öldürmedin ki? Söyle. Hazreti Ali radıyallahu anh, ben diyor, seninle Allah rızası için savaşıyordum. Ancak sen hani yüzüme tükürdün ya, yüzüme tükürmüş olman birden nefsime ağır geldi ve öfkelendim. O öfkeyle seni öldürürsem, nefsim için, zoruma gittiği için öldürmüş olurdum dedi. Ya. İşte o yüzden Hazreti Ali radıyallahu an olabilmek bugün imkansız. Ya. Niçin Allah'ın arslanı unvanını hak etmiş değil mi? Ya. Nefsim için bunu yaparsam olmaz diye. Değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte şöyle aktarılıyor. Allahu Teala bana birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki
hiçbir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiçbir kimse bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti, buyurdu. Nefis, kendini üstün görmek ister. Kadında da böyledir, erkekte de böyledir. Bu da insanı başkalarının haklarına karşı körleştirir. Öyleyse biraz şu nefislerimize karşı haddini bildirsek ya. Ya, çok güzel sözler var. Birkaç tanesini not aldım. Ne diyor biliyor musunuz? Tevazu, karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmektir, bilmemektir. Tevazu, karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir. Diğer bir söz. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Tevazu cahilden veya çocuktan da olsa hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. En zoru da galiba bu. Bak karşınızdaki diyor, sizden ilim olarak daha az da olsa, yaş olarak daha da küçük olsa, cahil ve çocuk da olsa diyor, eğer doğruyu söylüyorsa boyun büküp doğru söyledin diyebilmektir tevazu diyor. Ya bize şimdi ne kadar uzak geliyor değil mi? Tevazu gösterinin bir huşusu vardır, huzuru vardır, sakinliği vardır. Böyle kadınları, böyle erkekleri bilirsiniz. Ya komşunuzdur, ya kocanızdır, ya hanımınızdır. Böyle bir kimseyi böyle uzaktan da görseniz, yüksek dağlar gibi büyüklenen kibirliler arasında yere yapışacak gibi zannedersiniz. Telefonda konuşmasından tutun, yolda yürümesine kadar, bakışlarına kadar, ben şöyle iyiyim, bu kadar ilmim var, bu kadar zenginim diyen insanların yanında o insanları daha böyle küçük görürsünüz. Öyle azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin der. İşte böyle değerli kardeşlerim. Mütevazilik, kibrin tam karşısında yer alıyor. O bir tarafta, bu bir tarafta. Yürüyüşten tutun da insanın mimik hareketlerine kadar. Biz daha önce yoktuk. Ey insan! Ben bir şey yapamıyordum sen de. Hareket bile edemeyen, affedersin burnundan muhtelif sıvıların aktığı bir bebektik. Altımıza yapan bir bebektik. Leş gibi koktuğumuz anlar oldu. Bir gün öleceğiz. Çürüyeceğiz ve asli unsurumuza toprağa döneceğiz. Sonra kabir hayatı bizi bekleyecek. Ama o kabir hayatında cesedimizi böcekler, yılanlar, karıncalar yiyecek. Sonra kabir azabı var mı yok mu? Sonra diriltileceğiz, kıyamet sıkıntılarını çekeceğiz. Acaba hangisini seçerdik? Koltuk takımımızla, arabamızla, yok efendim cep telefonumuzun markasıyla saatimizle hava atmak mı? Tüm nimetlerin sahibi olan Rahman ve Rahim olan Allah'a Celle Celaluhu itaat etmekle mi? Birazdan programı toparlayalım ama Halil İbrahim sofrasında bakalım soframıza kimler misafir olmuş. Kısa kısa birkaç tanesini Ramazan senden dinleyelim. Evet, dinleyenlerimize bizler de selamlarımızı iletelim ve onlardan gelen mesajlara bakalım. Şöyle bir, abi hoş geldin tekrar programa. Eyvallah. Başlanmana çok sevindik. Ok Meydanı'ndan Şehadet. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Nizam isimli dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Programınızı her zaman dinlerim ama program saati değişince dinleyemez oldum. İşimin gereğinden dolayı sizlere kulak veremiyorum demiş. Eyvallah. Tam bu sırada da YouTube sayfamız devreye giriyor. Programımız bittikten hemen bir iki saat sonra programımızın yeni bölümü hemen YouTube sayfasına yükleniyor. Sizler de oradan takip edebilir, istifade edebilirsiniz. Evet, o konuda da kardeşlerimiz artık daha kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bazı programlarla da hemen indirebiliyorlar değil mi YouTube'dan? Evet abi. YouTube'da girdiğiniz zaman Halil İbrahim sofrası yazmanız yeterli. Buyur kardeşim. Sakarya'dan Abdülsamet hayırlı yayınlar demiş. Sağ ol kardeşim.
Terbiyeli, edepli, hayalı ve merhametli evlatlar yetiştirmeyi Rabbim bana ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Tevazu, nefis Amin, terbiyesiyle olur. Yoksa kibirden burnumuz havada gezeriz demiş. Ya, bu olay kardeşimizin dediği gibi Allah razı olsun hepimiz için geçerli. Bazen de öyle bir oluyor ki, tam insan havaya giriyor böyle, bir hastalık geliyor, bir parasız kalıyorsunuz, borcunuzu ödeyemiyorsunuz, bir yakınınızı kaybediyorsunuz. Ha diyorlar ya Ramazan, gördün mü şimdi Hanya'yı Konya'yı diye değil mi? Aynen O öyle zaman abi. Anlıyoruz, evet. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Yayınınız hayırlara vesile olsun. Ya. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Abi sence imkansız değil mi? İnsanın içinde az da olsa kibir muhakkak vardır ya da bu konuyla ilgili yanlış mı düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Doğru düşünüyorsunuz. Zaten o zerre tefsirlerde de şöyle açıklanıyor, hemen söyleyeyim size. Eyvah, bende kibir var mı diye korkmanıza gerek yok. İçinizden bir şeyi saklarsanız, mesela ben Ramazan hakkında bir şey düşünüyorum. Ama onu ne yapmadım? Tatbik etmedim. Bunun günahı bana yazılmıyor. Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem en iyi yönlerinden biri bu. Eğer biz kalbimizdekinden sorgu sual edilirsek zaten hepten helak oluruz. Burada birini öldürmek istiyorsun ama öldürmedin bak. İsteğin kalbinde. Ama bunu ne yapmadın? Bir silah alıp öldürmedin. Sonra tevbe ettin o içindekini alması için Allah'a. Bizler de şöyle düşüneceğiz. Yolda, az önce örnekler vermeye çalıştık ya, böyle kasıla kasıla yürümeyeceğiz, malımızla hava atmayacağız. Efendim, ne olursa olsun Allahu Teala'nın bize verdiği, emanet olarak verdiği şeylerle. Mesela çok güzel olabilirsiniz. Gözünüz dünyanın en güzel gözü olabilir. Çok yakışıklı olabilirsiniz. Sizdeki o burun, sizdeki eda falan kimsede olmuyor olabilir. Ama bu size ait olan bir şey değildir. Çünkü siz bile size ait olmadığınız için bunun havasını atamazsınız. Yani ne demek ya, araba benim değil mi? Aslen düşündüğünüz zaman araba sizin değil, emanet. Araba diyelim ki hiç değiştirmediniz, 50 sene sizde kaldı. Siz ölüp gittiniz, ne olacak? Araba artık benim dediğiniz araba sizin olmayacak. Demek ki insanoğlu da kendine ait olmadığı için biz ne yapalım? Bu kibir mevzusunda en azından hal ve hareketlerimizden sakınalım. Biri bir şey istedi, kılık kıyafetine bakarak, dur bakalım ya, selamını alsam mı, almasam mı diye bakmayalım. Biri bizden yardım istedi, ya şimdi yardım edeceğim, şunun kılığına bak ya, tipine bak falan. Sakın böyle şeyler yapmayalım. Hayırlı yayınlar abi, Allah senden eyvallah razı olsun. Ecmaîn. Gül kokulu efendimize komşu eylesin, amin, amin demiş. Amin, ne güzel bir dua. Evet. Allah razı olsun. Hayatımdan televizyon, sosyal medya azınlıklarını çıkarmama vesile oldun. İnşallah kibirde bu azınlıklardan biri olur, yerine tevazu yerleşir. Tevazu ister cahilden ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit ona boyun eğip kabul etmendir demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Bu arada şöyle bir devirde 2018 yılında artık okullarda bile çocukların her üç kelimesinden bir tanesinin internet ve televizyon olduğu bir zamanda, televizyon izlemediğini ve sosyal medya, internete girse de sosyal medya gibi o gereksiz saçma sapan şeyleri kullanmadığını söyleyen kardeşlerimize bir ödül böyle vermek isterim. Yani elimden gelse size teşvik etmek için. Şu gereksiz WhatsApp gruplaşmalarını, mesajlarını, bu gereksiz efendim Facebook ıvır zıvırlarını, yani saçma sapan şeylere yer vermeyen, hayatlarında çıkaran kardeşlerime şöyle her gün bir 5 bin lira, 10 bin lira şevk primi vermek istiyorum ama maalesef. Ha, o yüzden dua ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Korktuklarınızdan emin eyleye. Amin. Adapazarı'ndan Yusuf Akar, geçen hafta Libya'dan gelen çöl tozlarının ardından yağan yağmurdan sonra radyo frekansları bozuldu. Şimdi çok şükür iyi ama düzenledikten sonra sabah programınızı bulamayınca sudan çıkmış balık gibi oldum. Öyle alışmıştım ki yayınınıza. Sizi Allah evet için çok seviyorum. Çok şükür Allah yeniden razı yayındasınız olsun demiş. Allah razı olsun. Doğru. Öyle bir yayında sorun vardı ama eyvallah. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bize tebessüm ettirdin. Programınızı her zamanki gibi takip ediyorum. Programınız çok güzel, hayırlara vesile olur inşallah. Sadece WhatsApp kullanıyorum demiş dinleyicimiz. Eyvallah kardeşim. Bunu da yanlış ne olur anlamayın. Size hesap soruyormuşum gibi lütfen algılamayın. Tamam mı? Yani
burada oturmuşum bir köşede, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Vallahi kendi isteğim için bunu söylemiyorum. Bakın bu kelimeyi çok fazla kullanmam, vallahi kelimesini. Bana bir faydası yok, zararı da yok. Ama biz kardeşsek eğer ve ben sizi kardeşim olarak görüyorum, eğer yarın öbür gün böyle bir hatayı, bunu ben hata olarak görüyorum. Uzun saatler mesela bunlarla iştigal etmek. Siz de beni uyaracaksınız. Hanım kocasını uyaracak, kocası hanımını uyaracak ama kalbini kırmadan. Mesela namazla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Baktınız, gördünüz, oğlunuz, anneniz, babanız, kocanız, hanımınız artık namazını kılmıyor veya gereken önemi göstermiyor. Ona tatlı tatlı, dikkatli ol diyeceğiz. Ya üzülür şimdi, kırılır değil. Bizler dostuz. Ben sizi dostum olarak görüyorum, abim olarak, hanım kardeşim veya delikanlıysan, değil mi? Birebir kardeşim olarak görüyorum, erkek kardeşim gibi görüyorum. Size burada yalan yanlış şeyler anlatıp da böyle güzel fon müzikleriyle 3-5 tane böyle nefse hitap eden şiirler okuyup geçecek değilim. Bu yaptığımızdan da sorguya çekileceğiz. Sizler Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'daki saatlerinizden de hesaba çekileceksiniz. Evde oturuyorum ben, ben ev hanımıyım. Evde o saatler boyunca ne yaptığınızdan da hesaba çekileceksiniz. Olur mu canım, ben yemek yapıyorum? Hayır. O yemekte 3 saatlik o uğraşıyı verdiniz. Yarım saatte bitireceğiniz işi 3 saatte yaptınız. Onun da hesabını vereceğiz. Dolayısıyla hesaptan kimse kurtulamıyor. Aman dikkat. Tekrar teşekkür ediyoruz kardeşimize. Abi programı YouTube'dan takip ediyorduk. Bugün sesinizi tevafuk olarak duydum ve dinlemeye yeniden başladım. Şükür kavuşturana demiş dinleyicimiz. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada geçen günlerde bir kardeşimiz de yazdı. Abi diyor, bir şeye üzülüyorum dedi. Biz de Ramazan'la konuşuyoruz. Abi diyor, gereksiz videolar diyor 1 milyon kişi izliyor, takip ediyor. Halil İbrahim Sofrası programının tekrarını bir hafta içinde en fazla 1000 kişi izleyebiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun Ramazan? Yani o videolara nazaran bizim videolarımızın bu kadar az sayıya ulaşması, hı-hı, gerçekten müzdarip bir durum. Yani bu birincisi, bu programı yapanın başarısızlığını gösteriyor diyeyim. Ben aradan sıyrılayım. Ama isterseniz biraz daha geniş düşünecek olursanız, benim başarısızlığımı falan boş verin. En azından hayrı desteklemek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani evet, maalesef çok affedersiniz, koltuk altında efendim kıllar varmış da, dünyanın en uzun koltuk altı kılına sahip adamlarının videosu paylaşılıyor. Bir hafta içinde 30 milyon tıklanmaya ulaşıyor. Saçma sapan kız evladıyla koca koca adamlar, yaşlı başlı adamlar palyaço gibi hareketler yapıyorlar. Arkadaşlarım burada bana izletiyor. Neredeyse hüngür hüngür ağlamamız lazım. YouTube'dan 3 lira para gelecek ya, kızını çıkarmış, kızıyla beraber şaklabanlık yapıyorlar. O bir kutu açıyor, balonu patlatıyor. Ha 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 ho ho ho. Bakıyorsunuz yarım saatlik bir video. Artık böyle izlerken arkadaşlarımla beraber bunaldım. Hızlandıra hızlandıra izledik. Sonuçta bir incir çekirdeğini doldurmayacak kadar bir şey var. Ne dünya için, ne ahiret için. Bomboş, saçma sapan bir şey. Balonun içine su koymuş, babamı nasıl ıslattım? Kaç izlenme? 7 milyon. Ama bakın, 1,5 saatlik bir program yapmaya çalışıyoruz. Tamam, ben amatörüm, bu işi bilmeyen bir adamım, ayrı dava. Ama en azından bu kadar mı kalitesiz olaylara karşı rağbetliyiz de, hani en azından Allah rızası için yapılan bir şey bu kadar mı az takip edilmeli diye düşünüyoruz. Eyvallah, buyurun. Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür. Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Selametle kalın demiş. Eyvallah. Bir kez daha tekrarlar mısın yavaş yavaş? Bir sindirelim bakalım onu. Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür. Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat ve yer gibi tevazu. Cömertlik, şefkatlik, tevazu. Beyazıt Bestami Hazretleri. Kuddise sırrı. Evet kardeşim. Hayırlı yayınlar abi, Almanya'dan Nebahat. Selamlarımı gönderiyorum. Çok sevindim programın tekrardan başlamasına. Eyvallah. Almanya'ya selamlarımızı iletiyoruz efendim. Siz de soframıza hoş geldiniz. Koca Sinan'dan Muammer Çalışkan, hayırlı yayınlar olsun abilerim. Sizleri Allah için çok seviyoruz. Programınız hayırlara vesile olsun demiş. Eyvallah. Bununla iktifa edelim sevgili Ramazan. Vaktimiz de yavaş yavaş bitiyor. Programımızı toparlayalım, oldu mu kardeşim? Elbette abi. Dinleyenlerimize tekrardan selamlarımızı iletelim. YouTube sayfasından da abone olmayı unutmasınlar. Bunu da hatırlatalım. Eyvallah. Ve dinleyenlerimizin huzurlarından şimdilik ayrılalım. Eyvallah kardeşim.
Bu programla ilgili olarak size aktardığımız bu mevzular her birimizin üzerinde, yani dikkatle etmemiz üzerinde, böyle sanki bir bombaya, bir mayına basar mıyım, acaba şu taraftan mı geçsem diye böyle dikkatle yürürüz ya, öyle bir mevzu. Çok dikkat etmemiz gereken bir şey. İçinizde bir kibir olduğu zaman birine karşı, ya dur bakalım bu adam veya bu kadın, bu komşum hep bana hava atıyordu, İşte ben de artık onun istediği örtüyü aldım, ben de şu arabayı aldım, o bana kibirle davranıyordu, İyi o zaman ben de şimdi ona kibirle davranayım dediniz ya, nefsini size ses verdi ya, İşte o an boş verin. İçinizde onu yaşayın. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu hamd edelim. Ona onu veren, sana onu vermiş. Bir de kıskançlık oluyor, tevazunun en büyük düşmanlarından bir tanesi. Ben bunu anlayamıyorum. Bir insanı kıskanmak, onu anlayabiliyorum. Ama kıskanmanın dışında, bu nasıl bir şeydir? Müslümanlıktır. Sen bir hanım kardeşinin veya erkek kardeşinin, yani hanımlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, diyelim arkadaşlarımız var değil mi? Yahu senden daha fazla maaş alan bir insan, senden daha fazla mutlu yuvası olan bir insan, efendim çok böyle sevdiğin ve beğendiğin bir arabayı almış veya senin istediğin bir meslekte çalışıyor veya sağlıklı sıhhatli, ya bir Müslüman nasıl bunların elinden gitmesine sevinir? Bir Müslüman nasıl efendim bir başka Müslümanın çektiği acıyı, çektiği o dertleri, gözyaşını beğenebilir? Oh olsun der gibi. Arabasıyla kaza yaptı. Çünkü sen arabasını ona yakıştırmadın. Niye bende yok dedin. Adam hasta oldu. İçinden öyle bir sevindin ki Allah korusun. Oh olsun der gibi. Çünkü senden güzeldi, yakışıklıydı. İşinden kovuldu veya iflas etti, dükkanı kapattı. Neredeyse zil takıp oynayacak hale geldin. Allah korusun. Bu nasıl bir mevzu değerli kardeşlerim? Bırakın siz, bakın bugün tevazuyu konuşmaya çalışıyoruz. İnsanlara hava atmamaktan bahsediyoruz. Yani tam uç noktası da var bu işin. Sevmediğin, kıskandığın bir insanın başına kötü bir şey geldiği zaman sevinecek durumda olmak. Acaba nedir? Bu nasıl bir rezalettir? Ya işte o yüzden sahabe-i kiram efendilerimizle, Allahu Teala hepsine rahmet eylesin, selamlarımızı iletiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark işte o yüzden bu kadar fazla değerli kardeşlerim. Aramızda uçurumlar var. Günümüzde ne? Sen WhatsApp grubuna üye değil misin? Aa, hala şu oturma odası takımın yok mu? Şu çaydanlıklar çıkmış, senin evinde de mi yok? Bununla ilgili olarak hanım kardeşlerimizin elbette ki burada alması gereken dersler de var. Erkeklerin kendi aralarında konuşmaları hanımlar kadar olmadığı için, erkekler birbirlerinden hanım kardeşlerimiz kadar fazla etkilenmedikleri için bu konuda maalesef hanımların çok fazla yıprandığını görüyoruz. Erkeklerin hanımlara bakmasından daha fazla hanım kardeşlerimiz birbirlerini aslında bakarlar, süzerler. Bunu şu an radyosu başındaki hanım kardeşlerim, gençler de olsa, yaşını almış teyzelerim de olsa, İbrahim oğlum veya İbrahim abi haklı bu konuda dediğinizi duyar gibiyim. Kadınların birbirlerini çekiştirdikleri, baktıkları kadar erkekler bir kadına bakmazlar. Bu böyledir, hiç değişmez. Ve maalesef komşusunda, akrabasında bir aygıt görür, bir alet görür. Son moda bir aygıttır o, alettir. Efendim, elektronik üründür. Bir şey görmüştür, onun içinde kalır, ukde olur. Eğer karşısındaki kişi de biraz böyle kibirliyse, ya işte Ayşe'cim, Fatma'cım bak yeni bir çamaşır makinesi aldım, full otomatik. Kendisi çamaşırları yıkıyor. Yani ben götürmüyorum. Evde ne kadar çamaşır var gidiyor kendisi buluyor. Tam otomatik. Su da kullanmıyor. Sırf havayla çalışıyor. Elektrik diyor gibi böyle mesela hava atacak ya. Atar.
Ya baksana işte pardüsem nasıl olmuş bilmem ne şeyden aldım. Çok ucuz aldım. 1500 liracık falan diye. İnsanların maalesef bunları gördüğünü, şahit olduğunu artık biz de onlara şahit oluyoruz. Fark ediyoruz. Dünyada kozmetik sektörüne ayrılan paranın sadece 8 aylık miktarıyla Afrika 5 sene boyunca karnı doyuyor biliyor musunuz? Makyaj malzemelerimizi aldığımız, verdiğimiz paranın sadece ve sadece 8 aydaki dünyada kozmetik ürünlerine yatırılan parayla 5 sene Afrika kıtasının tamamı doyuyor. Açlık diye bir şey kalmıyor. Ya biraz daha fazla beğenilmek, biraz daha fazla ilgi görmek için yaptığımız şeyler. Kibrin tam karşısındayız. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde buluşmak ümidiyle. Hepiniz en emin olana emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.